Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Şimdi bugünkü mevzumuzun konusu şu. Üç tane zaman var. Tamam. Geçmiş, şimdiki zaman, gelecek zaman. Tamam. Şimdiki zamanda hiçbir şey yok bizim. Derdimiz yok. %90 yoktur. Şu anda var mı? Yok. Yemek yerken var mı? Yok. Yatakta yatarken var mı? Yok. Peki hazır zamanı zehirleyen, bize elem verenidir. Ya geçmişin elemleri, ya geleceğin korkuları. He, o zaman geçmiş düzelmeden, gelecek nurlanmadan bize rahatlık yok. Başımız yiyecek. Tamam. Şimdi dersime çalışarak geliyor. Böyle ders yapanlara duyurulur. Öyle langur langur yok. Ne iş yaptığını bil. Tamam. Şimdi şurada. Peki şimdiki zamanı geleceğin korkularından, geçmişin elemlerinden kurtaramasak azap içinde kalıyor. Psikoloji bozukluk bundan kaynaklanıyor. Mesela, alo, buyurun, abi, ya ben şimdiyim de, he, tamam, dinliyorum. Acaba sonra ben yine kötü olur muyum acaba sence? Gülüyorsunuz ama ben de gülüyorum. Biz de bu cinsten bir şeyiz ya. Eften püften şeylerle, fındık kabuğunu doldurmayacak şeylerle birbirimizi çok ucuza ve çok basite terk edip satıyoruz. Terk ediyoruz. Bak bakalım kızdığın kişilere, ilk önce eşine, bugün, dün, münakaşa ettiğin konuya bakar mısın? Fındık kabuğunu doldurmayacak sebeple birbirimizi ucuza ve çabuk terk edebiliyoruz. Nereye benziyor? Almanya'daki ağaçlara benziyor. Almanya'da yarım metre kazdığınız zaman kum çıkıyor. Dolayısıyla ağaç köklerini salamıyor. Onun için devamlı yağmur yağdırılıyor ki yeşil olsun. Kök dibi de değil. Biliyorsunuz ağaç yüzeysel kökü olursa en ufak fırtınada sökülüp atılır. Ya sen benim alemimde nasıl sökülüp atılırsın hemen? Ben seni nasıl atarım? Demek ki kök salmamışız. Çok çabuk ve ucuz. Çok çabuk, ucuz. Çok çabuk ve ucuza birbirimizi terk ediyoruz. Sübeyi onu okuyacağım. Diyor ki şuradan alayım. Sayfa kaç tane? 520'den alayım. Çeşitli yerlerden okuyacağım size. Şu anlardan okuyor. 520. Psikoloji dersimiz. Diyorlar psikoloji dersler yapıyor. Ben psikoloji dersler yapıyorum. İstiyorsanız psikoloji dersi, hoşunuza giderse şu anlar 13 ve 14. şu ayı alıyorsun bir paragrafı. Bak neler çıkıyor. Anladın? Şimdi bakalım psikoloji midir, değil midir bakacağız.
Bismi'nin Sübhanehu. Aziz Sıdık sarsılmaz kardeşlerim. Evvela el hayru fî mahterehullah. Ne dedi? Bizim için Allah'ın ihtiyar etmiş olduğu iş ve şey daha hayırlıdır. El hayru fî mahterehullah. Bizim için Allah'ın ihtiyar etmiş olduğu iş veya olay bizim için hayırlı odur. Ama devamında bir ayette siz şer zannedersiniz ama hayırlıdır. Hayır zannedersiniz ama şerdir. Çünkü niye? Arkadaşlar bizim sebebimiz şu. Yaşarken şimdiki zamanı maziyi imanın kuvvetiyle tamir edeceğiz. O da noktayı istinat. Allah'a imanla. Mazi onunla temizlenir. Yani bir sürü pisliklerim var ama elim var, tövbem var. İmanın iki kolu var. İmanın, usta diyor ki, bütün dert 25. lema, 25. deva. Bütün dertlerinizin dermanı olan imanı inkişaf ettiriniz. İman, bunu unutmayın. Bir anlayış, bir seziş, bir tarafkirlik Galatasaray Fenerbahçe gibi değil. İman realitedir, mahluktur, nurdur, kuvvettir, güçtür. Varlıktır ya. Vardır. Mesela hayalen birisini hayal ediyorsun. Vücut değişiyor mu değişmiyor mu? Değişiyor. Hormonlar değişiyor. Cinselliği hayal ediyor. Vücut değişiyor mu değişmiyor mu? Peki hayal ettiğin bak vücutta enerjiler değişti. Salgılama değişti. Hormonlar değişti. Güçler değişti. Vesaire. Peki bu kadar basit şeyler vücut değişiyorsa, realiteye dönüşüyorsa bir hayal, iman nedir? Kuvvettir der Üstad 23. sözde. İman nurdur der. İki. Peki kuvvet nedir? Mazi, mazinin elemleri. Bir sürü günahlarımız var. İman arttıkça kuvvetlenir. Kuvvetlendikçe geçmişteki şeye Allah sana tövbe nasip eder ve afa layık olursun. Geçmişine geçersin. Peki nasıl? İmanı inkişaf etmeyen günahıyla meşgul olmaz. Ahmet Mehmet'le meşgul olur. Böyle dedi, şöyle gitti. Öyle aldı, verdi, duydun. Gevezeyi ya. Sen de geveze yapar. Ama imanı güçlü olan, ya ne yapacağız? Bir sürü kaza namazlarımız var. Kaza oruçlarımız var. Hemen iman arttıkça soruyorsun değil mi? Ya benim kazalar ne olacak? Şimdi kadar niye sormuyordun? Hayırdır. Risale tanıdıktan sonra liste yapıyorsun. Şimdi geleceğin korkuları var. Geçmişten unutmayın. Elem. Konuşuyorum gibi görünsün ama 23. sözden söylüyorum. 324 sayfa. Gelecekten korkular olur. Onun imanın nuruyla, geçmişi imanın kuvvetiyle, geleceği imanın nuruyla aydınlatıyorsun. Peki ne demek o? İmanın nuru, ahirete iman. Noktayı istimdat. İstimdat, imdat, imdat. Bağırıyor. Buyurun, kim söylüyor? Kim var? Ne istiyorsun? Cevap veriyor ya. Ha, beka istiyorum, Mehmet istiyorum. Tamam. Sonsuzluk istiyorum, istediklerimiz bir yok. İstiyor, istimdat ediyor. İmdat istiyor. Peki, kim buna cevap veriyor? İmanı bir ahiret. İman ahirete nüfuz ettikçe, yani ahireti iman arttıkça 11. şua aile hayatında da kavgalar olmazmış. Şöyle geçiyor Risale'de. İmanı bir ahiret aileye hükmederse, gençlere hükmederse, çocuklara hükmederse, ihtiyarlara hükmederse diye görmüşsünüz. Ahirete iman arttıkça dünya hayatı tazim ediyorsun. Olmaz ya, caiz değil ya. Allah Allah, olur mu ya? Haddini biliyorsun, hududunda kalıyorsun.
İman arttıkça iki kanada ayrılıyor. Maziyi imanın kuvvetiyle, geleceği imanın nuruyla. Lamba tutun, oradan ezberleyin. Lamba geleceği aydınlatır. Lamba hiç kimse böyle tutup da hele var mı yok diye böyle bakmaz. Lamba arkada. Lamba böyle olur. İmanın nuru da ne? Ha. Eğer ahirete imanımız artarsa dünya hayatımızı, kabir, insanın en büyük azabı, yani psikoloji bozukluğunun sebebi, ölüm korkusu. Aha, kalp krizi geçireceğim. Aha, tansiyon patlayacak. Aha, öldüm. İkide bir bedeni putlaştırıp, yok diyettir, yok nedir? Yani rahatımızı almak için rahatı kaybediyoruz. Diyet yapmayacak mıyız? Ya yeni mi öğrendin diyet yapmayı? Biz diyetliyiz kardeşim 1400 seneden beri. Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam'ın sünnet-i seniyesi diyet ya. Ne diyeti ya? Ya diyetle meşgul olanların psikolojilerin bozuk olduğu ne kadar insana şahitsiniz. Ne kadar ahirete iman artarsa hayatımızı, şimdiki yaşadığımız dünyayı ona göre yorumlarız. Ve o gözüken kabirin dehşeti zahirde gözüktüğü gibi değildir diyor Üstad. Zahirde gözüktüğü gibi değil. Sureti zahir. Çirkin gibi gözüküyor. Ya bir şey netice itibariyle güzeldir. Ya bizzat güzeldir. İmanın evresi varmış. Biraz uzattım. İki tane yapısı var. Bir kuvvet, bir nur. Lambayı buradan hiç, niçin kalkıyorsun? Öyle şeylik yapıyorum ben. Garip garip hareketler yapıyorum. Şöyle bak lambayı tutup da böyle giden var mı? Lamba arka tutulmaz. Ezberleyin de imanın nuru yani lambayı tutup böyle ha gelecek o. İmanın kuvveti geçmişi tamir ediyor. İmanın nuru geleceği karanlık gözüküyor. Kabir ve sonrasını nurlandırıyor. Eğer ahireti nurlu görsek, ümidimiz %50'yi aşarsa, Allah ile ve ahiretle ümitli yaşarsak hiçbir olay seni yıkamaz. Unutmayın, seni yıkamayan seni güçlü kılar. Seni yıkamayan bela musibet seni güçlü kılmak içindir. Ha, gelecek imanın kuvveti Allah'a imanla geçmiş tamir olur. Ahireti imanla gelecek nurlanır. Hazır zaman rahat edersin. Çünkü iki zamanın ortasında tazikat var. Gelecekten basıyor, geçmişten basıyor. Şimdiki zaman azap içinde kalıyor. Öyle diyor. Bak sayfayı 324'ten şurada bu cümleyi okuyayım bak. Diyor ki 324 geçmiş zamanın elemleri, gelecek zamanın korkuları ve her bir lezzetin dahi eylemin zevali onun zevklerini bozuyor. Ve ondan sonra devam ediyor. Yani hazır günü rencide eden geçmiş zamanın elemleri incitir ne de gelecek zamanın korkuları. Ürkütür. Ürkütemiyor. Ola kabir. Ha, bizi psikolojimizi bozan hayatımızın içerisinde imani bir ahiret, ahirete imanın nurunun az oluşundandır. İmanın nuru. İmanın nuru az olursa gelecek kaygılarımız, korkularımız çok olur. Gelecek kaygı ve korkular. İmanımızın kuvveti az olursa geçmiş sana devamlı basar, tepene biner. İkide bir arkadan vurur. Ahiret imanı azalırsa arkaya atar. Arkabatik hareketleri yapıyorum ki 25. kare kalsın kafamıza. Bir böyle vuruyorlar, bir böyle vuruyorlar. Adamın bir tanesinin takyesi böyle eski küle. Burası delikmiş, dizi de yırtıkmış. Demişler niye? Demiş ki kadının istekleri hepsiyle yerine gelir. Çok zor. Sabah çıkarken kadın diyor ki şunu alacaksın baş üstüne. Bunu alacaksın baş üstüne. Vura vura bu deliği yırtıldı diyor. Gelin
gelince hepsi bulunur mu? Hani onu aldın mı? Eyvah! Bunu da almadın. Eyvah! Fıra fıra böyle yüzdürmüştü. Şaka tabii. En ağır söz şakayla gönderilir. Peki el hayru fi mahtarullah. Allah'ın tercih etmiş olduğu senin hakkındaki en hayırlı odur. Peki Allah'a tercih ettiğini nereden bileceğiz? Allah demesi, Allah haram kılmadı her şeyi. Bak. Evvela el hayru fi mahtarullah. Sırınca meselemizin teyirinde hayır var. Kalbin ve nurların serbestliği öyle istiyordu. Siz, bak buraya bak. Siz hem birbirinizi teselli, Müslümanlar ve cemaat. Cemaat olmanın gayesi buydu. Cemaat nedir? İslamiyeti, Kur'an'ı, sünnet-i seniye, peygamberimizin sünnetini birbirimizi teşvik bari, birbirimize cesaret verici, güç verici, güzel yaşamak. Peygamberin sünnetini yaşamak için. Bir tane söyle diyor. Abi ben tarikatı bırakıp da geleceğim diyor. Ne yapacaksın gelip de? Namaz kılıyorsan öyle. Oruç tutuyorsan mesela. Ama Risale-i Nur okursan tarikatına güçlü olur. Ben de zaten gelseydi namaza başlatacaktım seni. Bak Müslümanların nereden ve kimden olursa olsun istifadelerine taraftan olmaktır. Hakperestlik. Ama bana gelsinler. Benden ders alsınlar. Bana sevap kazandırsınlar. Demek nefsin ve enaniyetin birisidir. Gelip de ne yapacaksın dedim. Ha güçlen, gel tarikatına da devam et. Güçlenirsin, kuvvetli imanla daha iyi tarikat yaparız. Ya. Yani niye araya geliyoruz, bir araya geliyoruz? Birbirimizin manevi kuvvetinden kuvvet almak, manevi yatından feyiz almak, birbirimize hayırlı teşvik etmek. Anastat diyor ki, siz hem birbirinize teselli, iki, hem kuvve-i maneviye takviye. Ama kardeşim öneririz. Hem tatlı sohbetle müzakere-i ilmiye. Tatlı sohbetle müzakere-i ilmiye. Tatlı sohbet. İnsan rahatlatan üç tane şey var. Sohbet-i ihvan, tilavet-i Kur'an, münacat-ı rahma. Sohbet-i ihvan, işte. Tilavet-i Kur'an, Kur'an oku. Münacat-ı rahmanın en cemi namaz. Gözümün nuru diyor. Allah Allah. Ya insan tesir ister de adam kahveye keyif için gitmiyor ki. Ya tek iki kelime edelim diye gidiyor. Bir daha okuyorum. Hem birbirinize teselli, hem kuvve-i maneviye takviye, üç, hem tatlı sohbeti, sohbetle müzakere-i ilmiye, dört, hem nurların yazması ve mutalaları ile bu geçici zahmetin noktasını siler, rahmet yapmaya, bu fani saatleri, baki saatleri çevirmeye muvaffak olursunuz inşallah. Bunu okuduk. 512 okuyor. İyi misiniz? Sıkmıyorum değil mi sizi? Bak, birbirimize ne yapacağız şimdi? Buna çok dikkat edeceğiz Ömer. Okuyacağım şu anda şiiri. Şaşıracaksınız. Ustad size yalvaracak. Yalvarıyor bak. Allah için yalvaracak. Aziz Sıdık kardeşim Refet Bey. Refet Bey hitap ediyorsa kapatın. Daha biz gidelim. Refet Bey hitap ediyorsa beni hiç alakadar etmiyor. Ben başkasının kitabını okumam. Eğer Kur'an'da Yusuf için bahsediyorsa ben orayı okumam. Musa, Kısa-i Musa'yı, Musa Aleyhisselam'a has ise ben okumam. Ha, o bir semboldür, simgedir. Tamam. O Musa'da hepimiz varız. Yusuf'ta hepimiz varız. O simgedir, semboldür, amblemdir, şablondur. Yani Yusuf kısasında, Musa kısasında hayatını, hadiselerini, çözümler arayacaksın. Meryem suresi, Meryem budur. Bu çocuğa benziyor. Zar bozulmadan kulaktan gelen derslerle, vahiy ile dima dölleniyor. Dima bütüne gelince İsa oluşuyor. Doğum yerinden İsa doğuyor. İsa ruhullah. Ölü gönüller diriliyor İsa ile. Ağızdan çıkan şeyle. Kelimullah girerken, ruhullah çıkarken. Meryem bu. Üretkendir.
üretendir. Şeye benziyor. Dolyata çocuk üretilen yerdir. Burası da öyle. Gördün? Böyle bakacağız. Refet Bey, şimdi siliyorum. Aziz Sıdık kardeşim, Tepecik Dershanesi'nde bütün bulunan beyefendiler. Refet Bey sildim. Tamam canım. Kur'an-ı Azimuşan'ın hürmetine, Kur'an-ı Azimuşan'ın hürmetine, alakayı Kur'aniyenizin hakkına, Kur'an'a alakanızın hakkına, hatırına, Kur'an-ı Azimuşan'ın hürmetine, nurlar ile 20 sene zarfında imana hizmetinizin şerefine, çabuk bu dehşetli, zahiren küçücük fakat vaziyetimizin nezaketine binaen pek elim ve feci ve bizi mahva çalışan gizli münafıklara büyük bir yardım olan birbirinden küsmekten ve baruta ateş atmak hükmündeki gücelmekten vazgeçiniz ve geçiriniz diyor. Üstad yalvarıyor. Yalvarıyor mu yalvarmıyor? Kur'an-ı Azimuşan'ın hürmetine, alakayı Kur'aniyenizin hakkına, nurlar ile 20 sene zarfında imana hizmetinizin şerefine, çabuk bu dehşetli, zahiren küçük fakat vaziyetimizin nezaketine binaen pek elim ve feci ve bizi mahva çalışan gizli münafıklara büyük bir yardım olan birbirinden küsmekten ve baruta ateş atmak hükmündeki gücelmekten vazgeçiniz ve geçiriniz. Baruta ateş atmak ne demekmiş? Gücelmekmiş. Yalvarıyor mu yalvarmıyor? Ne yapın? Küsmekten, gücelmekten vazgeç. Nazlanmayın. Affedin. Birbirinizi ziyaret edin. Akraba ziyaretlerini sıklaştırın. Ömrünüz bereketli olacağını söylüyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ben malum hadiseden çıktıktan sonra cemaate ayırdığım zamanın %20'sini düşürdüm, akrabalarıma çoğalttım. Hastalara gidiyorum. Düğünlere, karışık düğünde olsa gidiyorum, hediyesini verip çekip gidiyorum. Sebebi o delikanlı ve o kızımız direnmiş ama helalı karanlık yapamamış düğünü. Muvaffak olamamış. Çünkü kaybeder bakanlığı var, kaybeder bakanlığı var, baba bakanlığı, anne bakanlığı. O çocuk aşamamış ama biliyorum ki böyle istemiyor. Onu itmek manasında terk etmedik. Gidiyorum, hediyesini veriyorum dönüyorum. Ama herhalde kaybolup varsa gidip oturup yemeğinde bir şey içiyor. Ama mazeretimle söylüyorum. Hediyesini verirken benim ağzım karşılığı bir sohbete gidiyor. Hastanıza, akraba ziyaretinize, suratınıza dahi tükürse gidin kapısını çalın. Yoksa bir dirhem şansı hak yüzünden bana böyle yaptı. He? Şimdi ben de sana gösterelim. Şu andaki vaziyetimi çok iyi biliyorsunuz. Zeytinburnu. Zeytinburnu dershanemiz yıkıldı. Buna göre yapmıyorum, konuşmuyorum. Buna göre haletimi düşünün. Bak ne yapman lazım. Yoksa bir dilem şahsi hak yüzünden. Mukabele edilmesi de yapsan. Yüzünden bizlere ve hizmet-i Kur'aniye'ye ve imaniye yüz batma zarar gelmesi şimdiki ihtimali pek kavidir. Küçük bir hak alacağım diye Müslümanları vahseten cemaatin ahengini, kuvve-i manevisinin moralini bozmak kadar cinayet olur. Eve girdik. Tam haklısın. Hanıma haklısın. Yemek olmamış bilmem ne şeyler olmamış işte bekledim. Hakkın bir. Despotluk yapıp, terör estirip çocukların divanların altına saklanmasına, kapının arkasına gizlenmesine, gelecek aşamalarda gene babamı geliyor diye endişe ve hafına, korkusuna vesile olmaya neresi haktır?
Biz babamız çocuklarına ne diyor? Belki aranızda birileri de var ya. Biz babamız gelmeye saatinde sevinmezdik. Korkardık, saklanırdık, deli karardık diyenler var. Böyle olur mu? Ama çok da yılışık değil tabii. Hiçbir şey yapmayacaksın eve. Şu kumandayı bırakıp 10 dakika çocuğunla oynayacaksın. O kadar. Ya ne yaptın, nasılsın, iyi misiniz, ne yapıyorsunuz? Bu kadar. Ama sokakta, dükkanda veya iş yerinde cömertliğin en zirvesini yapıyorsunuz iltifatta. Arkadaşınıza, sokak serserilerine, müşterinize. Buyurun efendim, buyurun. Ama senin çocuklarınızın anasına bir iltifatta yapmıyorsun. Sabahtan beri sanki oturuyor. Senin çocukların anası bakımını yapıyor. Bir de sen ne olur eline sağlık. Ne kadar hoş bir yemek olmuş. Enaniyetinden diyemiyorsan bari şöyle de. Galiba bugün çok açım. Onun için yemek lezzetli olmuş. Öyle gözüküyor. Aslında değil ama çok lezzetli herhalde açtığındandır. Ne olmuş bize ya? Ne var yani eline sağlık dese? İzzet gidermiş. Öyle bulur. Yoksa bir dirhem şahsı hak yüzünden bizlere ve hizmet-i Kur'aniye'ye ve imaniye'ye yüz batman zarar gelmesi şimdilik ihtimali pek avidir. Sizi kasemle temin ederim ki biriniz bana en büyük bir hakareti yapsa. Abi hakaret etti ya. Şöyle şöyle bana zarar verdi. Sizi kasemle Allah'a yemin ederek temin ederim ki biriniz bana en büyük bir hakareti yapsa ve şahsımın haysiyetini bütün kırsa, küfür etse. Fakat hizmeti Kur'aniye ve imaniye ve nuriyeden vazgeçmese ben onu helal ederim, barışırım, gücenmemeye çalışırım. Ya hizmette devam ediyor mu? Tamam. Ya günah kebairi işleyen imandan çıkmıyor da hata ve kusur yapanlar nasıl imandan ve daire-i nurdan çıkar? Kebair işleyen nur, daire-i nurdan çıkar mı? Dinde çıkmıyor da nurdan mı çıkar? Zina yapsa, içki içse, adam öldürse imandan çıkar mı? Yok. Günahkar olur. Biz hemen var, etiketimiz böyle acayip. Daire-i nurun dışında. Anlamamış. Hain. Tamam. Zarar veriyor. Ya ne garip ya. Hemen peki ya şimdi ne yapacağız bu hesap açıldığı zaman? Öyle değilse. Doğru söyledin, gıybet. Doğru demedin, iftira. Bunu yani isabet etsen bile günah. Karışma. İş başka Allah'ın davası. Siz diyor, ustad diyor ki, hizmeti siz yapmıyorsunuz, Risale-i Nur yapıyor. Siz uhuvveti koruyun yeter. O kadar ya. Madem cüzi bir yabanilikten düşmanlarımız istifadeye çalıştıklarını biliyorsunuz, çabuk barışınız. Manasız çok zararlı nazlanmaktan vazgeçiniz. Yoksa bir kısmımız Şemsi, Şefik, Tefik gibi marızlara sureten iltihak edip hizmet-i imanimize büyük zarar ve noksaniyet olacak. Yani ben seni attım, o da attı, o da buğz etti. Bu adam ne yapacak? Bir yere yamanacak işte. O zaman bunu yaparak muhalif safa itiyoruz. Daha mı iyi olacak? Ondan sonra sen davanın sahibi misin? Bu meslek ve meşrebimizde şahıs hakimiyeti yoktur. Nurlar vardır. Ancak şahıslar sefk idaredir. Nurculukta liderlik yoktur, müdebbirlik vardır. Müdebbirlik, liderlik manasına bürünmemesi gerekiyor. Ahkam kesmemesi gerekiyor. Ahkam kesilmiştir. Ama sıkıntı oluyorsa beraber olmaktan Kur'an'ın tabiriyle hecren cemiyle güzel şekilde kavgasız ayrılın diyor. Ama birbirinizi itham etmeyin. Yoksa bir kısmını orayı okudum.
Madem inayet-i ilahiye şimdiye kadar bir zayiata beden çokları o sistemde vermiş, inşallah yine imdadımıza yetişir. Said Nursi. Evet, 512'yi de okuduk. Çalışarak geliyoruz ya. Öyle lan gurlungur yok. 508. Nasıl başlıyor? Buradaki kardeşlerimize de halisane, tesellikârâne ve samimane ve mutesalidane hakiki bir ülfet olacağız birbirimize. Ne olacakmışız? Halisane. Hoşum diyebilirsin. Dışarıda hoş geldiniz, hoş geldiniz. İçerinin boşum diyormuşsun sen. Öyle yap. Halisane, tesellikârâne, samimane, mutesanidâne dertlerimize ortak olacağız. Varsa sıkıntı maddi manevi yardım edeceğiz. Hakiki bir ülfet. Yani birbirimiz alışacak. Gördüğümüz zaman hoş geldin ama içim yani moralim bozuldu. Gördüğümüz zaman birbirimize açılmamız gerekiyor. Of be, iyi ki gördüm. Gönül bu dememek lazım. Mutesanidâne, mutesanidâne. Hakiki bir ülfet. Yakınlık. Yani hasbetme. Ve muhabbet. Ülfet ve muhabbet ve sohbetle Ramazan-ı Şerif'te hayrı birden bine çıkan evlatlarımızla meşgul olup ilmi derslerimizle bu cüzi geçici sıkıntılara emniyet vermemeye çalışmak büyük bir bahtiyarlıktır. İlmi derslerle şu hadise var ya bizim başımızdaki hadise. Yani kavgalarımız, münakaşalarımız, aile veya akraba münakaşalarımız. Bakın bunlar geçicidir. En büyük bela ve musibet imanı kazanma ve kaybetme davasıdır. Diğerleri hiçbir, hiç hükmündedir. Olay. Onu da nasıl yapacağız? Hayri bindemine çıkan evlatlarımızla meşgul olmak. İki, ilmi derslerle müzakere etmek. Bunlar cüzi ve geçici sıkıntılara emniyet vermemeye güç verecek bize. İçeriden hesaplı olma. İçeriden hesaplı olmayacaksın. Net olacaksın. Allah'ı unutmanın alametidir. Allah ebeldir, ahirdir, zahirdir ve batındır. Her şeyini iyi hatırlar. Kişiyi aldatırsın ama Allah aldatamaz. Bu haller geçip gidecektir. Şu ortam. Dağlar uçacak, denizler yanacak, dünya düptüz olacak. Yevme tüble serayir. Her şeyin ortaya çıktığı gün olacak. Sen dinlerken okurken veya akraba münasebetten veya kardeş münasebetten de neyi taşıdığın önüne konulacak. Münakaşa oldu. İnan yüz çevir git. Bunun beni yakından tanıyorsunuz. Nerede münakaşa var? Yüz çevirip gitmedin mi? He? Şimdi de öyle değil mi? Hiç mücadeleye girdin mi? Girmiyor. Sıkıntı var? Eyvallah diyor. Tamam. Allah'a emanet ol. Eyvallah. Düşmüyorum, düşmeyeceksin. Çünkü işim vardı. Hep böyle düşünmüşüm. İnanın bana. Ya bir gişede ulaşsam. Vallahi billahi, tallahi hapishanede bile. Lan bir gişedeyi davayı anlatabilecek miyim düşünüyordum. Bunun üzerine yemin ederim. Vakit mezanları okurdum. Bari, yani dayanamıyorum. Öteki şeylere ben ulaşamıyorum. Bari bir vakit ezan okuyayım da bir ezanlar duyulsun. Belki ona bir şeyler olur. Peki ne yaptı? İnsanların sıkıntısıyla, sıkıntısının kalkmasıyla meşgul olunca Allah senin sıkıntını kaldırıyor. Yani Nur talebenin niye imanla kabre girecek diye merak etmiştim. Çünkü insanların imanını kurtulması için uğraşırken ecel geliyor, imanı kurtuluyor. İman kurtulması uğraşırken o anda zeyn. Yani şey geliyor ama şeytan yarışamıyor. Onun için imanla gidiyor. İman kurtarma işiyle meşgul olurken. İnan. Bir kişi de olaysa, her tanıdığıma mutlaka bir Allah ile bir şey demişim. 3 dakika dahi benimle beraber gitse birisi. Orada hapiste. 3 dakika dahi. Ha oradan oraya götürecek beni. Tek gidemiyorsun. Mutlaka din adına, Allah adına
Risale adına bir şey demişimdir. Hatta petrol alırken bile. Diyorum ya. Yani niçin göz iş yapıyorum? Kardeş bu dünya bir tamamıyla ahiret hesabına çalışıyor. Geçip gidiyor. Bitti. Her şey bitti. Her şey bitti ya. Şu anda kafanızdaki sıkıntı da o da bitecek. İnan bana. İstesen de durmuyor. Demiyor musun? Şuraya bak Allah aşkına. Şuraya bak be. Babaların babası. Tabii babamın babası. Benim babam dünyaya gelmeme vesile oldu. Şey ise Risale, Üstad ise neredeydi? Dur bak kafam karıştı. La kelifullah neredeydi ya? En çok iyi bildiğimiz. Böylelikle siyasi mektubunda 16. İşte bak şimdi ne diyecek Allah aşkına. Harika. Eğer bu kadar mübalağa ettim tutmuyorsa geri alırım sözümü. Bak geri alacağım. Kafanızdaki sıkıntıyı koyun önünüze. Buraya koyun. Gördünüz mü? Kafayı taktığınıza. Şimdi bak ona bak şimdi. O sıkıntına böyle bak. Dünya madem fanidir. Hem madem ömür kısadır. Değiyor mu bak? Hem devamlı zihni onunla meşgul etmeye değmiyor. Değiyor mu? Dünya madem fanidir, o da fanidir. Hem madem ömür kısadır, onun da ömrü kısadır. Hem madem gayet lüzumlu vazifeler çoktur, böyle basit şeylerle meşgul etmesin seni. Hem madem hayat-ı ebedi burada kazanılacaktır. Hem madem dünya sahipsiz değil, sahipsiz mi zannediyorsun seni ve o olayı, Allah'a var. Hem madem şu misafirhane dünyanın gayet hakim ve kerim bir müdebbiri var. Ama bir an tasarruf ediyor, müsaade etmese, mühlet vermese, sen zannediyor musun ki Allah ihmal ediyor? Mühlet veriyor. Mühlet veriyor. Hem madem ne iyilik ne fenalık cezasız kalmayacaktır. Hem madem la yükellifullahu nefsen illa vusa sırınca ne demek? Teklif-i manaya hitap yoktur. Abi kaldıramıyorum. La yükellifullahu nefsen illa vusa. Yani kaldıramayacağın bir şeyi Allah sana yüklemiyor. Teklif-i manaya hitap yoktur. El hayru fî mahtarullah. Okuduk ya şu anlar 520'de. Allah senin için tayin ettiği senin için en hayırlıdır. La yükellifullah nefsen illa vusa sırınca teklif-i manaya hitap yoktur. Kaldıramayacağı yükü kullarına vermemiştir. Sonra hem madem zararsız yol zararlı yola müracaattır. Bu yolu tercih etmek, onunla meşgul olmamak daha iyidir. Çünkü o olay kalkarsa inan bana, o musibet kalkarsa, derdin kalkarsa en az onun kadar başka bir musibet gelecek. Çünkü musibetsiz hayat yoktur. O fok balığıdır. En büyük dert dertsizliktir. Mesela bir tanesi anlattım ama anlamıyor. Yani Allah bir şeyle imtihan etti mi? Ruh buna alıştı. Tefekkür de öyle. Alışınca daha lezzet vermiyor. Daha değişin üstünü. Adam anlattım öyle. Ya dedi mübarek gecede. Ya dedi benim anlamla imtihan oluyor. Ona kanaat et dedi. Bak o giderse sıfır olmuyor anlamla imtihan. Bu sefer en az onun kadar başka bir şey. Ne olabilir? Kanser olur. En acımasız imtihan çocukladır. Sonra namustur. Sonra sağlıktır. Bak kanımla imtihan olmayı azalırsa başka şeyler kafayı kaldıracak. Şükret ve dursun bu. Çünkü diğer musibeti dur yapıyor. Çünkü Allah bir iki musibeti bir kuluna vermiyor. Ya dedi gene kalkmasını istiyorum. Tamam iyi. Sağımda oturuyor. Ya Rabbel Alemin. Dua yaptık. Allah'ım şu kardeşimizi biliyorsun. Şu andaki şeyinde şikayetini biliyorsun. Hani onunla imtihan oluyor. Allah'ım bunu kaldıramıyormuş. Ya Rabbel Alemin, bunu hanımıyla imtihanını kaldır, şu imtihanını ver. Neyle olsun, olmak istiyorsun imtihan? Böyle bir şey olacak, ille bir şey olacak.
Söyle hemen söyleyeceğiz. Ama ya Rab bununla imtihan olmayayım, bunu olayım. Abi dedi elini indir dedi, biz buna biraz alıştık. Yavaş yavaş elini indir. İndir. Ya bazıları şahittir bunu. Çünkü niye? Buna alıştım diyor. Yeni bir şeye alışma çok zor. Şimdi ben mesela bir sürü sıkıntı çektim. Peki bu sıkıntı bitince sıfırdan başladım. Bıraktığım yerden noktadan baş harfle başladım. Çıktım ki Allah, dünya büktür. Yeni sıfır. Sıkıntı oradan çıkınca abi hepsi bitecek diye insan düşünüyor değil mi abi? Ne bir tek derdim vardı. Hapiste. Çıktım baktım ki her şey dert. Orası daha iyi bir şey. Tabii. Bütün dakikaların ahirete geçiyordu. Alışmıştınız. Alıştım. Şimdi yeni bir baktım ki bittim, güzettim ona bir gitmek baktım. Ulan 1989'da olan 30 küsur senelik yerim Uçtu abi yadıgar. Bir baktım yerlerinde havalar esiyor. Bilemezsin şimdi. Ben 1989'da belki bazılarınız doğmamıştı. Orada görünce esas hapishane diyor. Rusya'daki hapiste ya. Çıktım diyor. Esas benim memleketimde hapisti. Meğer hapis burasıymış. Bina değilmiş. Hapsime girdi. Ya. Hasan abi sıkıntı doğanın vakti değil mi? He? Sıkıntı musibet doğanın vakti değil mi? Doğanın vakti değil. Sıkıntı geldin dua etmeyecek miyiz? Evet dua edeceğiz. Gideceğiz değil mi? Tabii duanın vaktidir. Hı. Mesela sabah namazı kılınır mı şimdi? Yok. Niçin? Vakit geldi. Vakti değil. Ha, musibet, bela, der, dua bak. Ben en az 300 okuyordum hapiste. En az. Her gün. Şey olmaz ya. Nasıl sizin defterinize geçti. Her şey ya. Kardeşim. El hayru fi mahterullah. Allah bir şeyi nasip etti mi? Senin için en hayli odur. Kalkmasıyla meşgul olma. Ama dua et ama öyle hırsla şey yapma. Çünkü unutma. O kalkarsa en az onun kadar başka bir şey gelecek. Ben zaten bekliyordum. Hakikaten biraz da fazla geldi. Fazla geldi biraz. Kendi dersimi, kendi haletimi okuyor. Hem madem zararsız yol, zararlı yola müracaattır. Hem madem dünyevi dostlar ve rütbeler kabir kapısına kadardır. Bak, şimdi netice veriyor. Hem okuduk mu? Elbette en bahtiyar odur ki, çok zengin olan ve dünyada kariyer sahibi olan, bilinmek ve şöhretlik noktasında zirve yapanlardır. Öyle mi? Ama öyle diyor bak, en bahtiyar odur ki, bakayım neymiş, benim uydurduğum muymuş? Dünya için ahiretini unutmasın, ahiretini dünyaya feda etmesin, hayat-ı ebediyesini hayat-ı dünyeviye için bozmasın, malayani şeylerle ömrünü telef etmesin, kendini misafir telakki edip, yani biz misafir olduğumuzu unutuyoruz, ev sahibi zannediyoruz, misafirhane sahibinin emirlerine göre hareket etsin, selametle kabir kapısını açıp saadet ebediye girsin. Haşiye. Bu mademler içindir ki şahsıma karşı olan zulümlere, sıkıntılara aldırmıyor. Emret vermiyor. Meraka demiyor diyorum ve dünyaya karışmıyor. Geldi öpme. Oh. Şuraya bak ya. Bir daha kur. Bir daha. Madem bak. Bu mademler içindir ki şansıma karşı olan zulümlere, sıkıntılara aldırmıyorum. Ben de öyle olmam lazım. Ben okuyorum ama kendimi motive ediyorum. Bu mademler içindir ki şansıma karşı karşı olan zulümlere, sıkıntılara aldırmıyorum. Emniyet vermiyorum. 2. Meraka değmiyor. 3. Diyorum ve dünyaya karışmıyorum. Mücadele etmiyorum yani. Eyvallah diyorum, çekip gidiyorum. Bana jandarma dese ki çıkma çıkmam diyor, mücadele etmem. Çünkü bir mücadele etsen, galip bile olsan, ondan sonra zaten psikolojin bozulduktan sonra galip olsan. Birbirimizi
size, buradaki kardeşlerimizle beraber halisane, tesellikârâne, samimâne, mutesennidâne, hakiki bir ülfet ve muhabbet ve sohbet. Sohbetle ne yapacağız? Evratlarla meşgul olup, müzakerelerle cüzi geçici sıkıntılara emniyet vermemeye çalışmak büyük bir bahtiyarlıktır. 508'i de okumuş olduk. Ha, nasıl değil mi? Bak psikoloji kitabı. Şuraya bak. Adam diyor ki psikolojiden kurtulmak için televizyon şey yap diyor. Her istediğini yap diyor. Psikolog tedaviye bak. Canın diyor çok daralsa şişeleri, bardakları duma bir yere vur kır diyor. Rahatla diyor. Başkasına var canım. Ya şuraya bak ya. Şiir artırıyor. Kendisi hep psikolojisi bozulmuş. Yani o 17 seneden beri ilaç kullanan bir insanın hala ilacı bırakınca eskisi gibi ise 17 sene boşuna kürek çekmiş demektir. Bir yerde bir sorun var. Ya sen de vücudun herhalde ters çalışıyor ve ilaçla. Peki olsun 507 okuyacağız sevgili kardeşlerim. Biraz dağıtayım nazarınızı. Bismillah Subhanehu. Subhan olan Allah'ın ismiyle başlıyor. Ve durubet aleyhimu zilletu vel meskene. Hemen anladınız. Bakın ne diyeceksiniz. Şimdi konu değişiyor. Psikoloji şey ya, psikolojinin bozulmasına başka bir sebep şimdi. Ayet-i Celilesinin bir nüktesi. Aziz Nur kumandanı asker ve Kur'an'ın hadimi kardeşim. Başka bir komutan da var. Komutan. Asim Bey ve Refet Bey. Yahudi milleti. Bak gözleriniz fal taşı gibi açıldı. İsrail. Yahudi milleti nedir şu andaki şeyi? Hubu hayat, hayat perest, putlaştırmış hayatı, hubu hayat ve dünya perestlikte ifrat ettikleri için her asırda zillet ve meskene tokadını yemeye müstahak olmuşlar. Fakat bu Filistin meselesinde hubu hayat ve dünya perestlik hissi değil, Filistin meselesi, İsrail, Filistin meselesi, İsrail'in, Yahudilerin hubu hayat ve dünya perestlik değil. Burada ne var? Deyip belki Enbiya Beni İsrail'in, Beni İsrail peygamberlerinin mezaristanı olan Filistin. Yani İsrail, yani Beni İsrail kavminden gelen peygamberler var. Çok. Onların kabriymiş oralar. Onların kabrine sahip çıkmak adına yaptıkları için mezaristanı olan Filistin, o eski peygamberlerin kendi milliyetlerinden bulunması cihetiyle. Yani Yahudilerden çok peygamber gelmiş, üstün olduklarından değil, çok bakteri oldukları için. Bir yere çok şey varsa, ilaç yapılıyorsa, hoca eğitici gönderiyorsan orada biraz mikropluk var demektir. Meziyetli olduklarından değil. Yani çok sıkıntılı olduklarından, o milletten çıkmış peygamber tamir etsin diye. Bir daha bu Filistin meselesi bu hayat ve dünya perestlik hissi değil. Belki Enbiya-i Beni İsrailiye'nin mezaristanı olan Filistin o eski peygamberlerin kendi milliyetlerinde bulunması cihetiyle bir cihette bir emniyetli hissi milli ve dini olmasında çabuk tokat yemiyorlar. Yani hissi milli, yani bu peygamberlere bağlılık gibi olan dini hislerinden oldukları için çabuk tokat yemiyorlar ama yiyecekler. Çabuk yemiyorlar ama yiyecekler demektir. Tamam. O yüksek masayı böyle getir demek, alçak maksada var demektir. Çabuk tokat yemiyorlarsa geç tokat yiyecekler demektir. Mefhumu muhalimi, tamam mı? Çabuk tokat yemiyorlar. Yoksa koca Arabistan'da az bir zümre hiç dayanamayacaktı.
çabuk meskenete girecektir. Allah bundan biraz müsaade ediyor. Çabuk meskenete dayanamayacaktır bak. Yoksa koca Arabistan'da az bir zümre hiç dayanamayacaktı. Çabuk meskenete girecekti. Bunların Filistin yerlerinin böyle her şeye rağmen sahiplenmelerinin sebebi hissi milli ve dini olmasında. Hissi milli. Dünya perestlik değil. Yok. Yani Musa Aleyhisselam'ın ırkı, Musa Aleyhisselam, Davud'dur vesaire, Süleyman'dır. Peygamberlere bağlılıktan, Siyonistlik adına değil. Öyle gözüküyor. Onun için çabuk tokat yemiyorlar ama yiyecek. Sana bir şey sorabilir miyim? Bu Yahudi milleti, üstadın da söylediğim her milletten tokat yemiş, zulüm görmüş. İşkencelere maruz kalmış. Her milletten, evet. Evet, fakat bir tek belki de Müslümanlardan hani zulüm ve işkence görmüş. Tabii savaşlar olmuştur ama niye bu kadar şiddetle bize düşmanlar, o tarafa o kadar düşmanlık göstermiyor? Mesela Yahudiler, İsa Aleyhisselam'ı da çağırmaya gelenler onlar. Hani ama onu zannetmişler tabii de. Peki İsa Aleyhisselam Hristiyan dünyasının lideri değil mi? Hristiyanlarla nasıl beraber oluyor? Hristiyanlar bunu nasıl seviyor? Peygamberi nasıl Müslümanlar değil ki onlar arasıdır. Peki Kerbela'da Hazreti Hüseyin'i şehit eden kim? Gene kendileri. Şiiler. Kendi adamlarıydı. Peki Ehl-i Sünnet'le ne alakası var ki Ehl-i Şiiler Ehl-i Sünnet'e düşman? Aynı sır. Ve şeytanın onlara çok üzülmüş. Ha, şimdi Hristiyanlar bunları yok etmesi lazım. Çünkü Müslümanlarla çok uğraşmasının sebebi Kur'an'da bu Yahudi milletinden çok bahsediyor. Kur'an'ın ilk hedefi dünyada yani Müslümanlara şey olarak yani gösterdiğim tek millet Yahudidir. Ya Beni İsrail, Ya Beni İsrail öyle zikrediyor. Çünkü dünya hücreye benziyor, yuvarlak. Hücrede kanser neyse bedende, dünyada İsrail öyledir. Dünyanın kanseridir. O zaman düşmanlıkları Kur'an'a ve Peygamberimize. Ondan kaynaklanıyor. Yani Yahudilerin Müslüman düşmanlığı Müslüman düşman oluşunda değil, Kur'an'a ve Peygamber'e düşman oldukları için bize düşmandır. Mesela şöyle diyeyim. Bir insan bir lideri seviyor. O lideri niye seviyor? Şöyle diyeyim. Bir insan bir şarkıcıyı seviyor. Ötekisini sevmiyor. Ötekisi de ötekisini seviyor. Çünkü onu en güzel ifade eden o şarkıcıdır da ondan seviyor. Yoksa illa sesinden ve müziğin parçasından değil. Onun içini o da dışarıya döküyor. Tamam mı? Dolayısıyla bir insan bir lideri niye seviyor? Arzu ettiği hayatı o sağladığı için. O sebep olduğundan lideri lider olduğu için değil. İstediği hayatı o verdiği için. Benim istediğimi verin. Seni çok severim. Seni mi seviyorum? Seni bana verdiğini seviyorum. İnsan eşini niye sever? Zatını sevmiyor. Onun ona verdiği şeyi seviyor. Vesile oluyor. İnsan toprağı niye sever? Toprağın verdiklerini seviyor. Kağıt parçası insan sever mi? Para. Onun verdiklerini sevmek içindir. Aynı kan. Peygamber'e ve Kur'an'a düşmanlıklarından Müslüman'a düşmandırlar. Çünkü seninle kavga yapmamış. Git İspanya'da, Almanya'da. Berber o gün yüz göz olursun ama ben Müslüman deyince bakıp sana düşman olur. Lan sana kavga mı yaptık? Müslüman olman yetiyor. Peki sen İsrail'in hiç gördün mü kavga ettiniz mi? Malını çaptı mı? Yok. Ne şimdi sevmiyorsun? İslamiyet'e Müslümanlara zarar verdiğiniz için. Onlar da öyle biliyor. Peki ne kadar oldu? Bir bakayım. 55 dakika. Şimdi ben size 507'yi okumuş oldum. Bayağı da vardı. Tevekkülden de okuyacaktım. Ama inşallah maksat hasıl oldu zannediyorum. Birbirimize basit sebeplerle birbirimizi çabuk ve ucuza terk etmeyeceğiz.
teselli verici olacağız. Yaralarına merhem olacağız. Sıkıntılar bertaraf için sohbet ehli olacağız. Muhatap olacağız. Maddi ve manevi sahipleneceğiz. Maddi de. Hiç ummadığım bir şekilde arsayı, arabayı satıyorsa sor, bir derdin var. Bu niye bunu satıyorsun? Karısı merhamet olacakmış onun için. O zaman yardım et, o şekilde zillete düşürme. Hastalarımıza, akrabayı ziyaretlerimize, dostlarımıza, hastalara, dertlilere, cenazelerine, düğünlerine ve diğer sair vakitlerde ağlatır soracağız. Bunlar bizim hayat kaynaklarımız. Televizyondan lütfen önünden kalkıp bu şeylere zaman ayıracağız. Televizyon Silah-ı Rahim'i de katletmiş. Kalkıp da gitmiyoruz akrabamıza. Eskide bizim memleketlerde, kentlerde öyleydi. Lambada yoktu, kütük atarlardı, kütük, ağacın kökünün kütüğünü. Ateşi oyalarken hem ısıtıyordu hem aydınlatıyordu. Ama ne güzel tatlı tatlı sohbetler oluyordu. Eğitiyordu. Mesela kız evlendiği zaman ufaktı. Ama kaynanası hem anneydi hem çocuğunun dadesiydi. Kayınpeder babasıydı. Hem kızı yetiştiriyorlardı o evde, gelini, hem de çocuğu yetiştiriyorlardı. Şimdi 100 metrekarede karı koca kavga etmelerinin sebebi terbiye almamış kız, terbiye almamış oğlan, iki şeyin, iki terbiye almamış insan karesiyle doğru orantı olarak kavgaya sebeptir. Eskide onların cehaletinin topraklamasını kayınpeder kayınvalide yapıyor. Hem çocuk düşünmüyordu doğurduğum zaman ben bunu nasıl eğiteceğim, kayınvalide kayınpeder bakacak. Hem çocuğu eğitiyorlardı, hem gelinini eğitiyorlardı. Hem oğlanı eğitiyorlardı. Şimdi bunlardan, yani bunlardan koparak aileleri, Silah-ı Rahim'i uzaklaştırarak tek tek kaldık. İnşallah bunların farkında oluruz da telafisini en kısa zamanda, çünkü bizim buna çok ihtiyacımız var. Çok inan. Bir bak bakalım o sıcak ortam seni nasıl motive ediyor. Ne olursa olsun yakın akraban gibi yakın olmuyor. Allah, son şeyim olsun. Allah Resulüne de Peygamberimize aleyhissalatü vesselama, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu yakınlarından, akrabandan başla diyor tebliğ. Onlar seni hiç bırakmaz çünkü. Buna derim, küçüklükten nurları seninle tanımış olanlar ne pahasına olursa olsun seni terk etmiyor. Gibi oluyor. وَاَخِرْ دَوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Gel kardeş. اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله والأحبار بما تحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوا
تستهون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها بالنفس والعين بالعين أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة